Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda İkinci Dünya Savaşı'nı işleyeceğiz. Önce İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri üzerinde duracağız. Sonra İkinci Dünya Savaşı Avrupa'da nasıl yayılmış onun üzerinde duracağız. Daha sonra Uzak Doğu'ya gideceğiz. Uzak Doğu'da İkinci Dünya Savaşı hareketlerini işleyeceğiz. Ve konuyu 1943'e kadar getireceğiz. 1943'ten sonra savaşın dönüm noktaları var. 1943'ten sonra İtalya, Almanya ve Japonya müttefikler tarafından nasıl saf dışı bırakılmıştır? Biraz da onu görmeye çalışacağız. Şimdi tabii ki konuların ayrıntısına girmeden önce her zaman olduğu gibi 2. Dünya Savaşı'nın biraz da nedenleri üzerinde durmaya çalışacağız. Şunu unutmuyorsunuz, 2. Dünya Savaşı'nın en önemli nedeni Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlere çok ağır ekonomik yükümlülükler içeren anlaşmalar imzalattırılmış olmasıdır. Özellikle Almanya'ya işte çok ağır bir şekilde Versay Anlaşması'nın imzalattırılmış olması, Almanya'nın Versay'dan kurtulma çabası İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olmuştur. Bunu unutmuyorsunuz. Bir de biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok uluslu imparatorluklar yıkılmıştır. Alman İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu yıkılmıştır. Yıkılan devletlerin yerine yani imparatorlukların yerine yeni ulus devletler kurulmuştur. Ama bu ulus devletlerde de zaman zaman azınlık sorunları çıkmıştır. Mesela Germenler Orta Avrupa'nın birçok yerinde dağılmış ve parçalanmış durumdadır. Önemli bir azınlık sorununun ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bir de Birinci Dünya Savaşı sonrası imparatorlukların yerine kurulan ulusal devletler Avrupa'da dengeyi koruyamamışlardır. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı aslında Avrupa'da, özellikle Orta Avrupa'da dengelerin tamamen bozulmasında etkili olmuştur diyoruz. Evet, savaşın çıkmasında etkili olan hususlardan bir tanesi de nedir? Dünya ekonomik krizidir. 1929 dünya ekonomik bunalımı Amerikan ekonomisinin %60'ını ve dünya ekonomisinin %40'ını olumsuz etkilemiştir. Dünya ekonomik krizinden olumsuz etkilenen devletler de işte bu ekonomik krizi aşmak için yeni ekonomik kaynaklar, yeni ham maddeler, yeni sömürgeler, yeni piyasa ve pazarlar arayışı içerisine girecekler. Bu da devletler arasında sömürge rekabetini ne yapacaktır? Daha da hızlandıracaktır. Rekabet, özellikle sömürge rekabeti bloklaşmaya, bloklaşma da dünyayı neye götürecek? Savaşa götürecektir. İkinci Dünya Savaşı'nda da benzer bir durum söz konusudur. Evet, özellikle komünizm gibi, faşizm gibi veya nazizm gibi totaliter rejimlerin yayılmacı bir siyaset izlemeye başlaması, hatta bu cümleyi şöyle kurabiliriz, komünizm, faşizm veya nazizm gibi totaliter rejimlerin dünyayı hakimiyeti altına alma düşüncesi de yine savaşın çıkmasında etkili olacaktır. Bir de biraz önce söylemiştim, bloklar arası çatışmalar da yine dünya savaşının çıkmasında etkili olmuştur. Arkadaşlar, önce şunu unutmayacağız. Bir savaşın dünya savaşı olması için bloklar olması ve bloklar arasında savaşların olması gerekir. Nasıl ki Birinci Dünya Savaşı'nda anlaşma devletleri, bağlaşma devletleri varsa, İkinci Dünya Savaşı'nda da mihver devletler ve müttefik devletler dediğimiz iki tane grup vardır. Mihver devletler Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşmuştur. Almanya'nın başında Adolf Hitler var. Hayat sahası dediğimiz bir Germen coğrafyası oluşturmaya çalışıyor. İtalya'da faşist Mussolini var. Akdeniz bizim denizdir siyasetini izliyor ve eski Roma İmparatorluğunu yeniden diriltme düşüncesi içerisinde. Japonya'da ise İmparator Hirohito var. O da Asyalılarındır diyerek aslında Uzak Doğu'da yeni bir güç olarak ortaya çıkmıştır ve Amerika'ya meydan okuyor. Biz bunlara ne diyoruz? Mihver devletler diyoruz. Mihver devletler. Ama şunu da unutmuyorsunuz, şu bilgi bize lazım olacak. Sovyet Rusya, evet yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dediğimiz Sovyet Rusya, savaşın başında Almanya ile birlikte hareket etmiştir. Savaşın başında Almanya ile birlikte hareket etmiştir. Ama anlattıkça göreceksiniz, savaşın ortalarından itibaren ise
blok değiştirecek, İngiltere ve Amerika ile birlikte hareket eden bir Sovyet Rusya göreceksiniz. Şöyle bir benzetme yapabilirsiniz. Birinci Dünya Savaşı'nda nasıl ki blok değiştiren devlet İtalya ise, İkinci Dünya Savaşı'nda da blok değiştiren devlet Sovyet Rusya'dır. Bunu da unutmuyorsunuz. Peki müttefik devletler İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'dır. Hatta Çin'i de alabilirsiniz. Çin'i de alabilirsiniz. Evet, biz bunlara da ne diyoruz? Müttefikler diyoruz. İngiltere'de Chamberlain'den sonra Churchill, ondan sonra İngilizlerin işte başındadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hanover'dan sonra Roosevelt başkan olmuştur. Fransa'da da De Gaulle vardır. Bunlar da işte dünyayı savaşa götüren dünya devletlerinin liderleridir. Bunu unutmayacaksınız. Bir de İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının temel nedenlerinden bir tanesi, uluslararası barışı korumak adına kurulmuş Milletler Cemiyeti'nin dünya barışını sağlamada yetersiz kalmasıdır. Tabii bunun yanında devletler arasındaki silahlanma rekabeti, yani 1928 yılında Kellogg-Briand Paktı yapılmıştır. Bir silahsızlanma konferansıdır. 1933 yılında Londra Silahsızlanma Konferansı gerçekleştirilmiştir. Ama bütün bunlara rağmen dünyada bir silahlanma yarışının önüne geçirememiştir. Tabii ki devletler arasında sömürge rekabeti, özellikle dünya ekonomik krizinden sonraki sömürge rekabeti dünyayı yine savaşa götürecektir diyoruz. Evet arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini bu şekilde kısaca özetleyebiliriz. Şimdi bir dersin başında da söylemiştim. Önce Avrupa'da savaş, sonra Asya'da savaş şeklinde konuyu götüreceğiz. Ondan sonra konuyu toparlamaya çalışacağız. Avrupa'da savaş, Almanya'nın Polonya'ya savaş açmasıyla İkinci Dünya Savaşı resmen çıkmıştır. Unutmayın, Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle resmen savaş çıkmıştır. Bu arada biraz önce şunu söylemiştik. Sovyet Rusya ve Almanya savaşın başında birlikte hareket etmektedirler ve Sovyet Rusya ile Almanya da Polonya'yı kendi aralarında paylaşmışlardır. Savaşın resmen çıktığını ilk defa İngiliz gazetesi Daily Telegraph haberi yapmıştır. Bunu unutmuyorsunuz. Bir de Almanlar Alman işgalini haklı göstermek için propaganda araçlarını da kullanmışlardır. Stukas ve Polen isimli iki tane ünlü film yapmışlar ve bu filmleri dünya çapında gösterime sunarak Alman işgalinin haklılığını ortaya koymaya yönelik de propaganda yapmışlardır diyoruz. Yani belki bu bilgiler ayrıntılı gibi gelebilir ama Milli Eğitim kitaplarında bu bilgileri böyle renkli, görsel bir şekilde gösteriyor, açıklıyor, anlatıyor. Biz de size bilginiz olsun diye aktarmalar yapıyoruz. Evet, Almanların Polonya'yı işgalinin hemen arkasından İtalya'da Arnavutluğun tamamını işgal etmiştir. Şimdi bundan sonra arkadaşlar, Almanlar Yıldırım harekatını gerçekleştirecek. Yani Avrupa'nın önce kuzeyindeki ülkeleri ele geçirecek, ondan sonra Fransa'yı teslim alacaktır. Yani Almanlar Yıldırım harekatıyla Danimarka, Norveç, Hollanda ve Belçika'yı işgal etmişlerdir. Daha sonra da Maginot hattını aşarak Fransa'yı teslim almışlardır. Şimdi dünyada hiçbir devletin bu müthiş bir Maginot hattı savunma hattıdır. Yeraltı tünelleriyle birbirine bağlı bir hattır. Dünyada hiçbir devletin aşamaz dediği Maginot hattını aşarak Almanlar Fransa'yı teslim almışlardır diyoruz. Hatta vagon mütarekesi de denilir. Vagon mütarekesinde Almanlar Fransa'ya teslim ateşkesini imzalatmışlardır. Bu vagon Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlara teslim anlaşmasını imzalattıran vagondu. Hitler aynı vagonu bulacaklar, getirtirecekler. Aynı vagonda bu sefer Fransızları teslim alacaklardır. Bunu unutmuyorsunuz. Sonra bu vagonu
bir rivayete göre yapmışlar, bir rivayete göre Almanya'ya göndermişlerdir şeklinde de bilgiler var. Daha sonra Almanya, Fransa'da Alman yanlısı Vichy hükümetini kurmuştur. Yani Başkan de Gaulle ülkeyi terk ediyor ve Alman yanlısı Vichy hükümeti kurulmuştur. Bakın bu Vichy hükümeti üniversiteye hazırlık LYS'de soruldu. Yani burada aşağı yukarı sorulmadık, sınavlarda sorulmadık bilgiler de yok. Şimdi Almanlar Fransızları teslim aldıktan sonra bundan sonra artık hedefini İngilizlere yöneltmişlerdir. Yani müttefiklerin en büyük gücü olan İngilizlere yöneltmişlerdir. Evet, İngilizlere karşı Kartal Harekatı dediğimiz Yıldırım Harekatı'nda, Kara Harekatı dediğimiz Yıldırım Harekatı'nda ve Hava Harekatı dediğimiz Kartal Harekatı'nda İngilizler başarılı olmuşlar. Veya şöyle cümleyi şöyle toparlayalım. Almanlar Kartal ve Yıldırım Harekatı'nda İngilizlere karşı istediği sonucu alamamışlardır ve Alman ordusu İngilizler tarafından püskürtülmüştür. Almanlar başarısız olmuşlardır. Evet, tabii ki bu arada ne oluyor? Bu arada Akdeniz'de de sular ısınıyor. Mesela Almanlar ve İtalyanlar Akdeniz'de yine İngilizlere karşı çok ciddi ve somut bir başarı da elde edememişlerdir diyoruz. Şimdi arkadaşlar, Almanlar İngilizlere karşı Yıldırım ve Kara Harekatı'nda başarısız olunca bu sefer hayat sahasını ne yapacaklar? Doğuya, Balkanlara ve artık yavaş yavaş Rusya üzerine gerçekleştirmeye çalışacaklar. Evet arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'na devam ediyoruz. En son cümleyi nerede bırakmıştık? Demiştik ki Almanya'nın İngiltere'ye karşı Yıldırım ve Kartal Harekatı'nda başarısız olması üzerine bu sefer Almanlar hayat sahasını Balkanlara doğru genişletmeye başlayacak. Yani İngiltere'ye karşı yapılan savaşlarda başarısız olması üzerine Almanlar Balkanlara yöneliyor. Yugoslavya, Romanya ve Bulgaristan'ı hatta Yunanistan'ın kuzeyini de Almanlar işgal etmiştir. Bakın şunu unutmayın. Almanların Balkanlara girmesi, özellikle Slavların olduğu bölgelere ele geçirmesi artık yavaş yavaş Rusya'yla aralarının açılmasına neden olacak. Hatta şunu net olarak ifade edebiliriz. Almanların Balkanları işgali, yani Germenlerin Slavları işgali, yine Slav olan Rusya ile Almanların arasının açılmasında son derece etkili olmuştur diyoruz. Şimdi arkadaşlar, aslında Almanya'nın amacı nedir? Aslında Almanya'nın doğuya yönelmesinin amacı Kafkaslardan İran yoluyla Orta Asya'ya girip Japonlarla birleşmektir. Yani temel amaçlarından birisi budur. Diğeri ise Kafkas ve Orta Asya enerji kaynaklarını ele geçirmektir. Temel amacı budur. Evet, işte bu hedef ve amaç doğrultusunda Almanlar Sovyetlere karşı savaş açacak ki biz buna Barbarossa Harekatı diyoruz. Barbarossa Harekatı'yla Rusya'ya karşı savaş açmışlardır. 1941 yılında başlayan bu savaş 1943'e kadar devam edecek ve nihayetinde 1942'yi 1943'e bağlayan kışında, yani soğuğun en kırıcı olduğu bir zamanda, Alman tanklarının çalışmadığı, Alman arabalarının soğuktan çalışmadığı, Alman uçaklarının kalkamadığı bir dönemde işte Stalingrad Savaşı'nda Alman ordusu Ruslar tarafından durdurulmuştur. Stalingrad Savaşı, unutmuyorsunuz, Avrupa'da savaşın dönüm noktasıdır. Çünkü Stalingrad Savaşı'nda Almanlar yenilecek, Almanlar yenildikten sonra da yavaş yavaş geri çekilecekler. Hatta Stalingrad Savaşı'ndan sonra Almanya ile Sovyetler arasında Kursk Savaşı yapılacak. Bu Kursk Savaşı'nda ya da Kurski dediğimiz savaşta Alman ordusu ikinci kez yenilgiye uğrayınca artık Almanlar geri çekilişini hızlandıracak. Şunu unutmuyoruz. Stalingrad Savaşı
Avrupa'da savaşın dönüm noktasıdır ve Almanlar geri çekilmeye başlayacak. Ama Almanların geri çekildiği yerler zaman içerisinde hem de 2 yıl içerisinde Rusya'nın eline geçecek. Bu cümle bize çok lazım olacak arkadaşlar. Tekrar ediyorum, Almanların çekildiği yerler Sovyetlerin eline geçecek. Savaş bittikten sonra da Sovyetler işte ne yapacak? Almanların çekildiği yerlerde komünist rejimler kurduracak ve büyük bir güç olarak ortaya çıkacaktır diyoruz. Şimdi konuyu nereye kadar getirdik? Konuyu Avrupa'da savaşın kırılma noktasına kadar getirdik. Bir de Uzak Doğu'da savaşın kırılma noktasına kadar getireceğiz. Uzak Doğu'da savaş nasıl yürüyor? Biraz da buna bakalım. Şimdi savaşın başını hatırlayın gençler, savaşın başını hatırlayın. Almanlar Maginot hattını aşmışlar, Fransa'yı ele geçirmişler. Yani savaş Almanların lehine işliyor. Almanların lehine işliyor. İşte bunun üzerine de, yani savaşın Almanların lehine işlemesi üzerine veya yaşanması üzerine Amerika Birleşik Devletleri 1941 tarihinde ödünç verme ve kiralama yasasını çıkarmıştır. Ödünç verme ve kiralama yasasını çıkarmıştır. Amerika bedeli sonradan ödenmek koşuluyla özellikle İngiltere ve müttefiklerine ekonomik ve mali yardımda bulunabileceğini belirtmiştir. Evet, ve Amerika savaşın başında bu söylemiş olduğumuz yasayla İngiltere'ye de ekonomik ve mali destek vermiştir. Bunun arkasından 10 Ağustos 1941 tarihinde İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Atlantik Bildirisi yayınlanmıştır. Atlantik Bildirisi gençler Birinci Dünya Savaşı'ndaki Wilson ilkelerine çok benzer. Hatta tarihçiler İkinci Dünya Savaşı'nın Wilson ilkeleri olarak nitelendirirler. Aynı, hiç fark etmez. Atlantik Bildirisi'nde de işte savaş sonrası sömürgecilik olmayacak, her ulus kendini yönetme hakkına sahip olacak, uluslararası barışı koruyacak, Birleşmiş Milletler Teşkilatı oluşturulacak, deniz ticareti ve uluslararası ilişkiler şeffaflaşacak, deniz ticareti gelişecek gibi Atlantik Bildirisi'nde bir dizi kararlar almışlardır diyoruz. İşte Atlantik Bildirisi'nin arkasından Japonlar Amerika'nın en büyük deniz üssü olan Pearl Harbor'ı Amerikan deniz üssünü batırmışlardır. Japon kamikaze dediğimiz intihar uçakları Amerikan deniz üssünü batıracaklar ve Uzak Doğu'da artık Amerika ile Japonya arasında savaşlar başlayacaktır. Zaten Pearl Harbor olayı üzerine Amerika Birleşik Devletleri Almanya ve Japonya'ya resmen ne yapmışlardır? Savaş açmışlardır. O zaman net şunu soruyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa fiilen girmesinin temel nedeni Pearl Harbor olayıdır. Bunu unutmuyoruz. Hemen arkasından Amerika Almanya ve Japonya'ya karşı, yani Mihmer'e karşı büyük bir güç oluşturmak için Amerika ve 22 ülke Birleşmiş Milletler İttifakı'nı oluşturmuşlardır. Aman karıştırmayın, bu Birleşmiş Milletler Cemiyeti falan değil. Amerika Birleşik Devletleri ile 22 tane ülke Almanya, İtalya ve Japonya'ya karşı Birleşmiş Milletler İttifakı'nı kurarak Mihver'e karşı birlikte savaş kararı almışlardır. Zaten daha sonra Japonlar yine Amerikan deniz üssü olan Midway'e saldırmışlardır. Ama Midway'de Japonlar başarısız olmuştur. Evet, Midway'de Japonlar başarısız olunca Midway saldırısından sonra da bu sefer Japonlar yavaş yavaş geri çekilecek. Hatta Mercan Adası savaşları var ve Mercan Adaları dediğimiz bölgede yapılan savaşları üst üste Japonlar kaybedecek. Japonların geri çekildiği yerlerin bir kısmı Amerika'nın, bir kısmı da Sovyetlerin eline geçecek. İleride buna değineceğiz. O zaman şunu unutmuyorsunuz. Midway saldırısı da Uzak Doğu'da savaşın dönüm noktasıdır. Bakın şimdi konuyu nasıl getirdik? Bir, Avrupa'da savaşın dönüm noktasına getirdik. Bir de Uzak Doğu'da savaşın dönüm noktasına getirdik. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra müttefikler
sık sık konferanslar yaparak mihveri nasıl teslim alabiliriz tartışacaklar. Sık sık konferanslar yapıp mihveri nasıl teslim alabiliriz tartışacaklar. İşte arkadaşlar, Almanya ve Japonya'nın geri çekilmeye başlaması üzerine Ocak 1943 Casablanca konferansında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere mihveri teslim alma, kayıtsız ve şartsız teslim alma kararı almışlardır. Casablanca konferansında. Ve öncelikle de İtalya'nın teslim alınması kararını almışlardır. Zaten bu gelişmelerin arkasından Mayıs 1943'te Sicilya çıkarmasıyla İtalya teslim alınmıştır. Şunu unutmuyoruz. Mihver içerisinde ilk teslim alınan ülke İtalya'dır. Zaten Mussolini İtalya'yı terk edecek, Hitler'e sığınacak. İşte Hitler'in desteğiyle Mussolini belki İtalya'nın kuzeyinde savaşları devam ettirmeye çalışacak ama nihayet İtalyan Milli Birlik cephesi tarafından Mussolini öldürülmüştür diyoruz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Daha sonra Kübek Konferansı var. Kübek Konferansı'nda ise Türkiye'nin savaşa girmesini istiyorlar. Ha, şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Türkiye'yi ayrı olarak anlatacağız ama Türkiye 1939'da İngiltere'de 1941'de Almanlarla bazı anlaşmalar yaparak tarafsızlığını ilan etmiştir ve Türkiye boğazları kapatmıştır. Şimdi Türkiye boğazları kapatınca ne İtalya Karadeniz'e girebilmiştir ne Rusya Akdeniz'e inebilmiştir. Türkiye boğazları kapattıkça tarafsızlığını korumuş ve İkinci Dünya Savaşı'na girmemiştir. İşte Türkiye boğazları kapattıkça da Rusya Karadeniz'de bunalmıştır. Adeta boğazların kapatılması İngiltere ile Rusya arasında bir fiili kopukluk da yaratmıştır. Bunun için bundan sonra ikide bir Rusya'nın isteği üzerine Türkiye'nin savaşa girmesi konusunda baskı yapacaklar. Evet, Kübek Konferansı'nda artık bu Türkiye'nin savaşa girme baskısı başlıyor. Ha, bununla da kalmıyor. Moskova Konferansı, Tahran Konferansı, Kahire Konferansı'nı da gerçekleştiriyorlar. Hatta Churchill'le İsmet Paşa Adana'da, Yerince'de, vagonda görüşmeler yapıyorlar ve ısrarla Türkiye'nin savaşa girmesini istiyorlar. Ama dönemin Cumhurbaşkanı İsmet Paşa ise Türkiye'nin gerekli mali ve ekonomik yardımı göremediğini, İngiltere'den ve Amerika'dan gerekli mali ve ekonomik yardımı göremediğini, bunun için de savaşta tarafsız kalmaya devam edeceğini belirtmiştir. Yani Türkiye savaşa girmekte istekli de gözükmemiş. Türkiye Almanlarla, İngilizlerle iyi geçinip, her iki tarafla da iyi geçinip, bir denge siyaseti izleyip, boğazları da bütün devletlere kapatıp, etkin bir tarafsızlık siyaseti izleyecek. Etkin tarafsızlık. Evet. Şimdi diğer taraftan ise arkadaşlar, müttefikler Fransa'yı kurtarmak için 6 Haziran 1944 yılında dünya tarihinin en büyük deniz çıkarması dediğimiz Normandiya çıkarmasını gerçekleştirecekler. Dünya tarihinin Almanya'nın kuzeyinden, daha doğrusu Fransa ve Almanya'nın arasında Normandiya dediğimiz bölgeden gerçekleştirilen bir çıkarmadır. Ve bu Normandiya çıkarması yaklaşık olarak 11 ay sürmüştür. Ve nihayet Normandiya çıkarması Almanya teslim alınana kadar devam edilecek. Ama Normandiya çıkarmasının ilk aşamasında Ağustos 1944 yılında Fransa işgallerden kurtarılmıştır. Fransa işgallerden kurtarılıyor. Tabii ki bu arada Danimarka, Norveç, Hollanda işgallerden kurtarılıyor. Rusya'da Finlandiya'ya girmiştir. Fransa işgallerden kurtarılıyor. Danimarka, Hollanda, Belçika işgallerden kurtarılıyor. Aynı zamanda Rusya'da Finlandiya'ya giriyor. Ve böylece ne oluyor? Böylece Almanlar o Yıldırım Harekatı'nda ele geçirdiği yerlerin
tamamına yakınına kaybediyorlar. Almanlar yıl 1944 artık o hayat sahası dediğimiz Germenlerin olduğu coğrafyaya çekilmişler. Yani Almanlar savaşın başına dönmüşlerdir. Savaşın başına dönmüşlerdir. Artık Almanların savaşı kaybedeceği anlaşılmıştır. Ve artık Almanların savaşı kaybedeceği kesinleşmiştir. Ha bundan sonra müttefikler ne yapacak? Bundan sonra müttefikler Yalta Konferansı, Casablanca Konferansı ve Potsdam Konferanslarını düzenleyecekler. Burada almış oldukları kararları hayata geçirip Almanya'yı ve Japonya'yı teslim alacaklar diyoruz.